Günaydın, hepinize hayırlı sabahlar. Pınar'cığımla açıyorum bugün. Kim derdi ki bir gün birlikte değil mi ya? Video açacağız. Aa, o kadar tatlı ki, o kadar hayali böyle gerçek oldu. Sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuş, aynı şekilde. Çok mutluyum. Bir gün bir gün buraya geleceğimi gerçekten hiçbir zaman düşünmezdim. Evlerine kadar konuk olacağımı şu an çok farklı bir heyecan içindeyim. Hoş bulduk. Çok güzel, mutlu olduk. Çok güzel karşıladı beni. Sabahın köründe geldi. Güzel anılar biriktireceğiz inşallah. İnşallah. Ayağımı alıştırıyorum şimdi. Aynen. Çok sevdim bu burayı. Bu ilk böyle denemeydi. Artık bundan sonra istediğin her zaman kapım açık. Pınar'ı çok sevdim. Az önce annesi ve babasıyla da konuştuk. Onlar Karasu'dalar, izleyenler bilirler. Onlarla da artık bir dahaki geldiğimde inşallah, nasıl kısmet olursa inşallah tanışırız. Karasu'ya da bekleriz. Karasu i̇nşallah. Daha yakın biliyorsun. Ayağımı alıştırıyorum. Aynen. Bir alışırsam bıktırırım ben, bir şey yok, bilmiyorum. Siz bıkar mıyız? Ama ben de sizi bekliyorum. Bunun sözünü i̇nşallah burada. İnşallah. Sen inşallah bir yerleş evine. Evet, siz de şahitsiniz. Aynen. Hepsi bana misafir olacaklar. Hepsini bekliyorum. İnşallah. Bilmiyorum, ben Pınar'ı çok sevdim. Ben gerçekten. Çok sevdim. Sarıldığım anda o hissi hissettim yani. Aynen, aynı şekilde. Telefona bir cevap verelim. Evet. Az önce ne diyordum? Biz şimdi hazırlandık. Sedacığıma kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Ben ilk Seda'nın videolarını izlediğimde diyordum ki kız ne güzel kahvaltılar hazırlıyor, peynir tabakları, sunumlar falan. Gerçekten bir gün ona kahvaltıya gideceğim aklımın ucundan geçmezdi. Şu an hayal, ben de şaşkınım. Oldu. Sizinle beraber ben de şaşkınım. Hayaldi gerçek oldu inşallah. O zaman orada görüşürüz. Sedacığım geliyoruz birazdan. Bir demlik çay içeceğiz. Demlik çayı da tabii ki de içtik. Çayı çok güzeldi. Biliyorsunuz çayı sevdiğim için hemen anlarım. Kim güzel çay demlemiş, demlememiş. Sedacığımın çayı harikaydı. Kahvaltımız da öyle. Bakalım akşam Pınar'ın çayını beğenecek miyim? Sohbete, muhabbete tabii ki doyamadık. Konu konuyu açıyor. Yetişemiyorum arkadaşlar. Hızımıza kimse yetişemez herhalde. Neyse biraz daha muhabbetimize devam edeceğiz. Sonra tabii ki bir kahvelerimizi içeceğiz. Şimdilik oturuyoruz bakalım. Bu arada Seda'nın salonunu çok beğendim. Videolarda mesela koltuklar falan büyük duruyor ama asla öyle değil. Çok kibar bir salonu var. Evini çok beğendim. Kutu gibi. Güle güle otursunlar inşallah. Artık Seda'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Evet. Sedacığım. Ama akşam kavuşacağız. Akşam yani kavuşacağız, evet. Sedacığım şimdi gelin makyajı yapmaya gidecek. Biz de Pınar'la Ortaköy'e gidiyoruz. Ben bugün gezeceğiz. Maalesef denk geldi, katılamıyor. Her şey için teşekkür ederim burada hepinizin önünde. Ben teşekkür ederim. Evime gelip evimi şenlendirdiğiniz, bereketlendirdiğiniz için yine beklerim. Vallahi, inşallah. Her şey çok güzeldi. En önemlisi sohbet çok güzeldi. Yeme içme her zaman her yerde olur ama misafirperverlik başka bir şey. Ay, çok tatlı ederim. İnsanlar ikisi de o şekilde. Bir daha katıyorum ya, yazmayın şeyi. Vallahi çok tatlı. Ya çok teşekkür ederim. Bunları sevmeyen de ne bileyim yani, bilemiyorum. Gerçekten öyle çok tatlı kızlar. Allah annelerinin babalarının nasıl diyeyim, ayaklarına taş değdirmesin. Ay, çok güzel evlat yetiştirmişler. Her şey karşılıklı. Ama bunu samimi söylüyorum. Her insana ısınamam. Bunu samimi söylüyorum. İnşallah bu ilk ve son buluşmamız olmayacak. İnşallah. Devamı da gelecek ama inşallah. Akşam görüşüyoruz o zaman Seda'cığım. Akşam görüşürüz ve yarın beraber geziyoruz. Yarın da beraber İstanbul'u geziyoruz inşallah. Biz şimdi Pınar'la hazırlandık. Çıkıyoruz bakalım. Hadi.
İyi eğlenceler. Aha. Görüşürüz orada. Biz sedalardan çıktık. Şimdi artık kafa nereye? Biz oraya arkadaşlar. Bu arada 2,5-3 senedir arkadaş olduğum diyet grubundan Elif'le, çoğunuz tanırsınız, 3 erkek annesi kanalının adı. Onunla da tanışmak bugüne nasip oldu. Çok da güzel oldu. Çok istiyorduk. Şimdi hep beraber bakalım. Önce Ortaköy'e gidiyoruz. Pınar bizi gezdirecek. Bugün Pınar. Bendensiniz bugün, kızlar. Bugün Pınar bizi gezdirecek, evet. Bakalım. Götür bizi gittiğin yere Pınar'cığım. Aynen. Kahvaltımız çok güzeldi. Sohbeti, muhabbeti hiç anlatmıyorum. Yani ikiye kadar takıldık vallahi yani. Konuşmadığımız mesele, konu, muhabbet, sohbet kalmadı. Çok güzel geçti. Saat nasıl geçti anlamadık. Çekim bile yapamadık yani, doğru dürüst düşünün. Neyse, güzel anılar bunlar, güzel şeyler. İyi ki de gelmişim valla. Aynen, iyi ki de gelmişsin. İyi ki de geldim, sizleri tanıdım. Yarın akşam olsun istemiyorum, yarın gece gideceğim çünkü. Duru'yu da sık sık arıyorum bu arada, onlar da beni arıyorlar, görüntülü de aradılar. İyiymiş şu anda, anneannesi de bizde. Annem de bizde yani. Aklın kalmasın, gayet aklım, evet, bunlar sorun işte bunlara, hiç yok, aslında yok. Rahat değilim çocuğu bıraktım diye ama... O da zaten gayet iyiymiş şu o an. O da yani. sonuçta emin ellerde. Yani, anneannesi aynen, var, babaannesi var, babası var ya en başta. En önemli babası var. O yüzden aklınıza başka türlü şeyler gelmesin. Az önce birkaç yorum gördüm, üzüldüm açıkçası. Hani ben olsam gidemezdim, ben bırakamazdım. Zaten sen de son ana kadar ertelemeyi düşünüyordun işte, zaten. İşte son ana yani. Kadar gerçekten vazgeçmeyi düşündüm ama buraya da verilmiş bir sözüm vardı. Kaç zamandır biz bunu istiyorduk gerçekten. Öyle uzun zamandır yani. Konuşuyorduk ya. Bana sadece iyi gezmeler dileyin yani. Diğer şeyler aynen, gerçekten. Aynen ben zaten sıkıntı yapıyorum. Bir de siz bana sıkıntı yaptırmayın. Sizden rica ediyorum. Neyse, artık görüşürüz yine. Bakalım bir sonraki durağımızda nerede buluşacağız. İçeceklerimizi aldık. Sahilde bir köşe arıyoruz arkadaşlar. Göster. Vallahi. Yalnız almayanı dövüyorlar. O nasıl bir çağırma? Biri oradan çağırıyor, gel kız ikinci bedava. Biri buradan çağırıyor, gel kız üçüncü bedava. Şaşırdım yani. Gerçekten. Kumpirciler birbirini yiyecek. Böyle zaten baştan sona kadar hep kumpir standı var. Bir o çağırıyor, bir bu. En son aldık bir tanesinden, karar verdik. Yiyeceğiz şimdi bakalım. En güzeli bu, buz gibi arkadaşlar. Kumpirlerimizi de burada bir köşe bulduk. Afiyetle yiyeceğim. Afiyet olsun. Fotoğraf sandım.
Ortaköy'de dolanıyoruz arkadaşlar. Böyle takıcılar var. Çok değişik şeyler var bakın. Bileklikler ne kadar? 10 lira 5 lira değişiyor. 10 lira 5 lira. Baksana çok güzeller. Değil mi? Şu güzelmiş. Gerçek yüzü. Gerçek yüzü. Ay çok güzeller. Evet. Şu renk, şu rengi çok seviyorum. Kolyeleri de var bak. Kolyelerinden dur bakalım. Takım yapabiliriz. Takıcılar böyle sona kadar devam ediyor arkadaşlar. Hemen kahve fincanları dikkatimi çekti. Bakar mısınız? Ne kadar bu fincan takımları böyle? 45 liraymış. Şöyle saatler de var. Saatleriniz ne kadar? 60 lira. 60 lira. Burada da böyle hediyelik eşyalar var. Stand uzuyor sonuna kadar. Biz şimdi bayağı yürüdük arkadaşlar. Yol boyu geldik, biraz yorulduk. Çay molası verdik. Çay varsa benim için her şey daha kolay biliyorsunuz. Şimdi çayları söyledik. O zaman bize tekrar afiyet olsun. Çaylar geldi. Birer de soğuk su söyledik. Ama en güzeli şu tabii ki biliyorsunuz. Asuman tatlısı şuymuş arkadaşlar. Güzel görünüyor ama bak ondan bir tane alalım zaten. Feride'miz var. Leyla'nın boynu bükük. Onu eğlendim. Nermin, sen biraz gözüm az göründü. Bu da Feraye. Bu da Piraye. Bu da Piraye. Müjgan'a bak. Bu da çizilir bu. Müjgan'ı istemezsek. O zaman Müjgan alalım. Feride alalım. Asuman alalım. Tamam, Müjgan, Feride, Asuman. Bu ben, bu Elif sen. Kızlarımız geldi. Feride, Müjgan, tanıştırayım efendim. Asuman. O zaman bize afiyet olsun. Saat 8'e geliyor. Biz artık eve dönüyoruz arkadaşlar. Dönmesek mi? Başka bir yere mi gitsek? Ne yapsak? Bilmiyorum ki. Önce bir eve gidelim. Aynen. Şöyle olmadı bir saat dinlenelim. Sonra artık. Ben sana enfes Türk kahvemizden yaparım. Tamam, en sevdiğim biliyorsunuz. Bu arada tatlılar efsaneydi. Asuman'la Feride beni bitirdi yani. Bir şubede Zonguldak'ı açmalarını rica ediyorum. Yetkililere buradan sesleniyorum. Şeker ihtiyacımı yeterince karşıladı. Bol çikolatalı, bol soslu, moslu böyle severim ben zaten. Dondurmalı falan filan. Gerçekten güzeldi, güzel bir mekandı. Tek sıkıntısı işte çok sıra bekliyor olmanız. Küçük bir mekan olması... biraz beklemeniz yani. Yoksa ki her şey şahaneydi. Neyse kanka son nafakamızı. Bak seni şimdi nereye götüreceğim? Nereye götüreceksin? Burada Uzak Işıklar diye bir takıcı var. Evet. Hem çok güzel takıları var hem çok uygun. Aa. Sen de böyle seversin ya takıları. Tamam bakalım. Oraya gidelim. Takı bakalım. O zaman hadi siz de bizimle geliyorsunuz. Siz de bizimle geliyorsunuz. Elifçiğimden ayrıldık. Artık biz de metroya gidiyoruz ve eve gidiyoruz. Bugün
yedik, içtik, gezdik, yorulduk. Biraz başıma ağrı geldi benim de yolculuktan dolayı. Gece de tabii yoldan geldiğim için. Bir Türk kahvesi. Hemen bir kahve yapıyoruz. Bir tane daha kesici alırım. Enerjimi toplarım geri. Yani sıkıntı yok. Evin yakınındaki markete girdik. Ivır zıvır topluyoruz. Doymuyorlardı. Yemelere doymuyor. Ya yemesek bile. Masada bulunuz. Aynen. Seda'nın ellerinden kahve içeceğiz. O da şimdi geldi. Biz de eve geldik. Afiyetle kahve içeceğiz. Hem de böyle toplatacağız dedi. Aynen. Ne derlerdi buna? Hiç aklıma gelmiyor. Aynen. Toprak. Saati 1:30 yaptık. Seda az önce gitti. Biz de artık dinlenmeye çekildik. Birazdan da uyuruz herhalde. Ayaklarımız artık sızlıyor. Gerçekten güzel gezdik. Tadını çıkardık. Yorulduk da tabii. Hava da insanı eziyor ister istemez. Ben bir de hiç metroya falan binmemişim ya. O metronun uğultusu, ondan in, ona bin. O alt geçitler, üst geçitler biraz İstanbul yordu beni. Yormadı değil. Zonguldak'ta böyle değil çünkü. Dolmuşla 10 dakikada, 5 dakikada iniyorsun gideceğin yere. Neyse ama güzel oldu. Güzel güzel tadını çıkardık vallahi. Her şey çok güzeldi. Sohbet, muhabbet şahaneydi. Akşamdır geldiğimizden beri de balkonda oturuyoruz. Pınar'ın arkadaşı vardı, Büşra. O da buradaydı. Seda geldi. Sonra Özge'ler geldi Karasu'dan. Özge Duru'yu sevdiğim. O da çok tatlıydı maşallah. Az önce gittiler. Hepsi, herkes evine gitti. Biz de birazdan Pınar'la artık uyuyacağız, dinleneceğiz. Yarın da gezeceğiz inşallah. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Mesajlarınız için, iyi gezmeler diyenler için. Ama bir iki tane de canımı sıkan yorum geldi. Onlara da ayrıca çok üzüldüm. Hani Duru'yu nasıl bırakıp gittin? Ben bırakamazdım, ben yapamazdım. Anneliğime kadar laf edenler olmuş. Çok değil, hani 5 elin parmağını geçmez ama yine de beni üzdü. Ben çünkü gerçekten hani çok lay laylom gelmedim. Çok üzülerek geldim ama plan yaptık. Çok istedim, çok heves ettim bu sefer. Hani 1,5 günlüğüne geldim. Hani öyle çok uzun bir süre değil aslında. Ve annem de bizde kalıyor. Bizde şu anda. Babası evde, ne bileyim, babaannesi evde, dedesi evde. Niye bu kadar o 5 kişiye sıkıntı oldu anlamadım. Hani bir insanı bir şeyle hani yargılıyorsunuz ya, anneliğine kadar. Çok yanlış yapıyorsunuz ve siz beni... Uzun zamandır izleyenler, beni bir senedir izliyorsunuz. Nasıl anne olduğumu, nasıl sürekli evde olduğumu, çok gezmeyi sevmediğimi ya da çok gezmeye gitmediğimi görüyorsunuz zaten. O yüzden biraz üzüldüm. Onlara anlam veremedim açıkçası. Ama onun yanında çok güzel yorumlar da geldi. Tadını çıkar, hak ettin, her annenin ihtiyacı var, herkes bunu yapmalı arada bir diye çok yazanlar da oldu. Güzel bakan güzel görür, fesat düşünen... fesat düşünceleriyle kendiyle baş başa bırakıyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Ama Allah benim kalbimi biliyor. Çocuklarıma düşkünlüğümü biliyor. Ben kendimi biliyorum her şeyden önemlisi. Gerisi bilmiyorum. Artık sizin sorununuz, öyle söyleyeyim. Neyse, yarınki videoda görüşürüz. Yarınki videolar da güzel olacak. Bundan sonrakilerde biz tadını çıkaracağız. Siz de inşallah keyifle izlersiniz. Bunu da inşallah keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz.